Biraz açık konuşalım arkadaşlar, biraz netleşelim. Şimdi biz buraya ne için toplandık? Biz hangi talepler etrafında toplandık? Biz ne istiyoruz? Şimdi istediğimiz talepler hepsi meşru, hepimizin istediği şeyler ve hepsi insanca yaşam normlarını sağlayan şeyler. Doğru mudur arkadaşlar? Biz bu konuda netiz. Yani biz burada yaptığımız eylemin her bir had safhasında haklıyız, doğruyuz ve sonuna kadar gideceğiz. Bu mesele bu. Ama biz kazanmak ve kaybetmek arasında bir çizgi vardır. Kazanmak istiyorsak elimizin meşruluğunu da güçlendirmek zorundayız. Bakın abi gelince buraya ağlıyor. Gözleri doluyor. Neden? Çünkü emek harcıyor. Çünkü alın teri harcıyor. Çünkü çoluğun çocuğun geleceği burada. Çalışarak elde edebilen bir insan. Ve diyor ki evet biz buradayız. Biz bağırıyoruz ama biz eylemimizi güçlendirebilmek için, bir has safhaya taşıyabilmek için, daha da meşru kılabilmek için hiç aramızda tartışmıyoruz. Bunları biraz konuşalım, canlandıralım. Neden ötürü bunu söylüyorum? Bakın aramızda çok çok daha kötü maddi sorunu olan insanlar var. Evlerinde sorun yaşayan insanlar var. Buraya her türlü ama her şeye rağmen gelip buradaki birliği savunan insanlar var. Kendi firmasında haklarını almasına rağmen benim buradaki bütün arkadaşlarım hakkını alana kadar ben buradayım diyen insanlar var. Bakın buradaki birlik çok önemli bir noktada. Biz başından itibaren buradaki temsilci arkadaşlara da şu önerimi sunduk. Arkadaşlar bakın bir araya gelin, konuşalım. Burada toplamda insanların belli istekleri var, belli talepleri var. Şu eylemi kendi içinde biraz güçlendirelim. Yeni yeni eylem hatları çizelim. Mesela ne bileyim hani bunu başından da beri konuşayım. Bu sabah bir abi çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben gerekirse kendi apartmanımdaki bütün komşularıma kendi durumumu anlatırım. Onları bir otobüse bindiririm. Buraya kısır da getiririm, yemek de getiririm. Dışarıdan gören herkes buranın meşruluğunu öyle bir görür ki biz bütün herkese burada neden durduğumuzu, kendi taleplerimizi daha güçlü biçimde gösteririz. Diğer yandan burada bir arkadaş şöyle bir kelime söyledi. Biz akşamları niye sessiz sedasız gidiyoruz ki? Gelen servislere en azından tepki bazında bir şeyler yapalım. Bakın bu da bir öneridir. Şunu demeye çalışıyorum. Aranızda belli bu önerileri öne süren arkadaşlar var. Bu önerileri toparlayalım. Bakın unutmayın sadece köşede oturmak, çay içmek, saatin 4 olmasını beklemek, grev yapmak demek değildir. Bu eylem hattı sizlerindir. Bu grev sizlerindir. Bu grevi nasıl güçlendireceğiz? Bu grevi nasıl büyüteceğiz? Nasıl adım atacağız? Bunun kararını yine siz verin arkadaşlar. Kendi aranızda bunu tartışın. Getirin temsilcilerinize taşıyın. Temsilci arkadaşlarınızla bu konuyu tartışın. Deyin ki arkadaşlar bizim önerilerimiz var. Şunu şunu yapalım. Bizim önerilerimiz var. Bunu bunu yapalım. Buradaki zayıflatmayı engelleyecek adımları atarım arkadaşlar. Çünkü grev budur. Eylem budur. Mesela dün Soma'dan arkadaş geldi. Soma maden işlerin mücadelesini anlattı. Adamlar madem ki yasa çıkmıyor o zaman Ankara bizi görsün diye Ankara'ya yürüyelim dediler. Örnek diyorum tabii. Ama bu ne demek biliyor musunuz? Onlar oldukları yerde sadece istemediler. İstediklerini alabilmek için adım attılar. Ve benim sunduğum öneriler kazanmak ve kaybetmek arasındaki çizgidir. Eğer kazanmak istiyorsak şunu sorayım arkadaşlar. Kazanmak istiyor muyuz arkadaşlar? Evet. O zaman kazanmak istiyorsak arkadaşlar kendi aramızda mevcut eylemimizi nasıl güçlendireceğiz? Nasıl bir araya getireceğiz? Nasıl bir yan safhaya getireceğiz? Tartışalım. Sonra temsilci arkadaşlarımıza sunalım. Ardından da toplamda yeniden konuşup hattımızı, yolumuzu daha güçlü biçimde belirleyelim arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz. Açlıktan ölmeyiz.